Mekanda tadilat var amca. 2-3 gün izin verdiler öyle. İyi oğlum, iyi ya. Yap dinlen işte, ne güzel. Keşke kızlar da gelseydi ya, çay içerlerdi. Ha yok yok, onlar bilgisayardan çizgi film izleyecekmiş. Yasmin'e alıştı, sevdi ama değil mi? Sevdi sevdi, iyi anlaşıyorlar. Kuzen, sen nasılsın? Kötü olmam için bir sebep mi var? Veli toplantısında öyle triple gittin ya, onu diyorum. Ne zaman trip diyorsun, pardon. Al bakalım kuzen. Demli çayınız. Ah, sağ ol, zahmet oldu. Ay ne zahmeti ya. Sen arada gel böyle bir iki gülen yüz görelim Ömer'cim. Hala Ömer'cimci. Ne gebeliyorsun sen yine ya? Bunlar bana ne yaptı biliyor musun Ömer? Kolyesi kaybolmuş benim ufaklığın, şu cadının. Kes sesini bak, elimin tersindesin zaten. Bak atacağım sizi dışarı artık ha. Bir durun artık ya. Bulundu mu kolye? Çalınmasaydı belki bulunurdu. Bak, hırsızlıkla suçluyorlar beni. Ben kolye molye görmedim. Ya belki okulda falan düşürmüşsündür. Bir sorarız yarın. Oğlum sen niye bunu savunuyorsun? Savunmuyorum oğlum. Olabilir diye soru soruyorum sadece. Ya delirdi artık bunlar. Delirdi. Kudurdular ya. Çığırından çıktılar ya. Vallahi yıldım bak. Yemin ediyorum yıldım. Bak hala bağırıyorlar. Duyuyor musun? Susmadılar bir türlü. Yani sanki kaşıkçı elması kayboldu. He vallahi. Şu kız kolyesini bulsa da yani tartışma bitse. Öf. Ay Fatma anne. Ha. Bu çiçekleri sen mi diktin buraya? Kızım ben dikmedim. Onlar kendiliğinden bitmiş orada. Ama çok güzeller. Gel hele bir bak. Evladım bak hava soğuk. Çiçeği böceği bırak şimdi. Hadi bir an evvel evimize girelim. Al sepetini. Çok güzeller, çok güzeller maşallah. Aa, bir şey parlıyor orada. Ne öyle o? Ne parlıyor kız orada? Aa. Bulduk Ayten. Buldum. Bak ortalığı karıştıran kolye bu. Gördün mü? Ay ne diyorsun? Demek burada düşürmüş Aybike ha? Bak bir de çocuğa iftira attılar. Gidelim de çeneleri kapansın. Hadi al sepeti. Yürü. Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Yürü. Aybike, bu senin kolye mi kızım? Benim. Nereden buldun? Bahçede. Çamaşır ipinin altında oralarda buldum. Bahçede çamaşır ipinin oralarda buldun da ben bunu hiç takmadım ki. Acaba nasıl gitti ya oralara kadar? Tamam yeter Aybik. Yeter bak. Bak benim de sabrımın bir sonu var artık. Gerçekten. Bak bulundu kolyen. Kapatır mısın konuyu? Tabii Fadır'ım biz kapatalım konuyu da. Kolyenin kaybolduğu ortaya çıkınca bir bakıyoruz bahçeden çıkıyor. Tesadüfe bak ya. Acaba diyorum canımız kardeşimiz yakalanacağını anlayınca bahçeye atmış olabilir mi? Ama yavrum bak şimdi sen de uzatıyorsun ya. Bulundu. Anne bırak ya. Bırak. Sen topla eşyalarını. Biz gidelim parkta falan yatalım daha iyi. Ya ben çekemiyorum bunları. Ya almadım diyorum. Almadım. Neyi anlamıyorsunuz? Bak buradaki bütün herkesi kandırdın da beni kandıramazsın. Senin çaldığını ben biliyorum. Güzel yavrum. Tamam bak hadi kardeşine inanmıyorsun. Ama bak babaannem buldu yavrum. Bahçede kolyeyi. Değil mi Fatma anne? Biz çamaşır toplarken tesadüfen gördük yani. Vallahi ben buldum. Yerde ben buldum. Ya babaanne inanmıyorsun ya. Kardeşimi yalancı çıkartmaya çalışıyor. Ya sen hala neyi uzatıyorsun? Bulundu artık kolye. Bulundu. Yeter ya yeter. Uzatma. Oğulcan tamam gel biz çıkalım. Ya çıkmıyorum ya bir yere. Aybike ben çıkmıyorum bir yere. Görmüyorsun. Hepsi bir olmuş seni yalancı çıkartmaya çalışıyorlar. Ya neyiz biz ya neyiz biz? Ha? Üvey evlat mıyız? Oğulcan sus, Oğulcan yeter, Oğulcan konuşma. Ya size yeter ya. Ya size yeter. Ya hiçbir iyi tarafımız yok mu bizim? Oğulcan bir sakin ol.
Sen başka bir şeye sinirlisin biliyorum ama bu konu bambaşka. Ha başka bir şey mi? Ben neyi sinirliymişim? Her şeyi bilen kuzenim bir söyle ben de bileyim. Üslubumuz bu mu şimdi? Evet bu. Veli toplantısında amcamın dediklerini kaldıramadın. Ağrına gitti. Hatta bana da sinir oldun. Bu. Evet ağrıma gitti. Ne ağrıma gitti biliyor musun? Benim babam herkesin içinde beni aşağılıyor. Benim bu ağrıma gitti. Tabii senin çevrende herkese pışpışlayınca. Normal yani havalara girme. Ağır konuşuyorsun. Bence bir sakin ol. Ömer tamam. Tamam oğlum hadi sen eve git. Bu densiz iyice çığırından çıktı. Bir sakinleşsin. Sen eve git. Halam ben kafayı yiyeceğim ya. Ömer bak görüyor musun? İkimiz de birbirimize ağzımıza geleni söylüyoruz ama densiz ben oluyorum ya. Neden biliyor musun? Çünkü onun gözünde herkes melek. Tek kötü benim ya. Tek kötü benim. Çünkü her şey de sensin. Daha iyisin. Aferin sana. E sen de çalış o zaman. Benim bir kere boş durduğumu gördün mü? Gördün mü oğlum? Ha? Ben de istiyorum gezip tozmak ama benim öyle bir lüksüm yok. Anladın mı? Yok. Ama sen sürekli goy goy peşindesin. Niye? Çünkü şımarabileceğim babam var. Kalabileceğim bir evim var. Benim kimsem yok oğlum. Kalmadı. Bir tane ufak kardeşim var. Onunla hala kümeste yaşıyorum ben. Farkındasın değil mi? O yüzden it gibi çalışıyorum. O yüzden buranın başarılısı da çalışkanı da benim. Bir daha bana atar yaparken yaşadığım şeyleri iyi düşün. Gerizekalı gibi şımarıklık yapma bana. Oğlum sen kime gerizekalı diyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne vuruyorsun çocuğa? Ya baba beni azarlama artık ya. Beni azarlama yeter ne olur. Ya sev beni ya annem gibi ne olur beni sev. Ya ben senin oğlunum. Oğlunum ya. Ya sen kalktın gittin Ömer'e verdin parayı ona güvendin. Ya güvenme demiyorum ama bu hayatta bir kere olsun bana da güven ya. Ben çok bir şey istiyorum. Ben mükemmel bir adam değilim. Ama hepiniz mükemmel misiniz? Ya sizin hiçbir hatanız yok mu? Ya annem öyle daha bir ay olmadı ya. Bir ay olmadı sen kalktın gittin bu kadını eve getirdin. Ya bir de yetmezmiş gibi bu kızı geldi kardeşiniz dedi kabul edin dedi. Baba ben artık dayanamıyorum ya. Ya çok merak ediyorum bizim başka kardeşlerimiz var mı acaba? Allah'ın belası. Terbiyesiz herif. Defol git lan gözüm görmesin seni. Hani sen bize kıyamazdın ya. Keşke annem hayatta olsaydı. Çünkü o gerçekten kıyamazdı. Senin artık bir oğlun yok. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.